Saniyen mektubunuzda mücerred la ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedur Resulullah demezse ehli necat olabilir mi? Diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz, birbirini ispat eder. Birbirini tazammun eder, biri birisiz olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatu vesselam hatemül enbiyadır, bütün enbiyanın varisidir. Elbette bütün husul yollarının başındadır. Onun cadde-i kübrasından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umumu ehli marifetin ve tahkikin imamları Şadi-i Şirazi gibi derler. Ey Sadi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan hiçbir kimseye kurtuluş yolunu bulamaz. Hem küllü turuqi mesdudun illel minha minhacel Muhammediye demişler. Yani Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolu dışında bütün yollar kapalıdır. Fakat bazen oluyor ki Cadde-i Ahmediye'de aleyhissalatu vesselam'da gittikleri halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir ve Cadde-i Ahmediye dahilindedir. Hem bazen oluyor ki peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Cadde-i Ahmediye'nin eczasındandır. Hem bazen oluyor ki bir keyfiyeti meczubane veya bir halet-i istihrakkarane veya bir vaziyeti minzeviyane ve bedeviyane suretinde Cadde-i Muhammediye'yi düşünmeyerek yalnız La ilahe illallah onlara kafi geliyor. Fakat bununla beraber en mühim bir cihet budur ki Adem'i kabul başkadır, kabul-i Adem başkadır. Bu çeşit ehli cezbe ve ehli uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifet-i ilahiyeye karşı yalnız la ilahe illallah biliyorlar. Bunlar ehli necat olabilirler. Fakat peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz, onun hakkında yalnız La ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Son zamanlarda hani papaz La ilahe illallah dedi, bilmem kilisede La ilahe illallah dediler, kul huvallahu okudular. Bunların hepsi Muhammed'in Resulullah demeyenler. Muhammed'in Resulullah demiyor, La ilahe illallah. Yani güya teşhisten kurtulmuş ama Muhammedun Resulullah demiyor. Sebebi necat olabilir mi? Kurtuluşa sebep olur mu? Olmaz. Muhammedun Resulullah demedikçe La ilahe illallah kurtuluşa vesile değildir. Onun için epeyce insan ajan oldu, sapıklığa düştü, hidayet nurundan mahrum kaldı. Her perişan oldu, hem memleket perişan oldu, hem kendileri de, hem dünyada hem ahirette rezil olurlar. La ilahe illallah kafi değildir. Muhammedun Resulullah demedikçe ehli hidayet olamaz. Papaz böyle demiş, bilmem papazların karalıkları yetiyor zaten kendilerine, kara kara papazlar. Evet. Bu mümin ve gayrimüslim, gayri bir müslim mümindi. Orayla alakalı. Çünkü o hal bir derece medar özür olan cahilane Adem'i kabul değil, belki o kabulü Adem'dir ve o inkardır. Evet. Adem'i kabul, kabul Adem. Adem'i kabul yani şimdi bu zamanda bile ehli fetret var yani. Bu zamanda bile ehli fetret var. Şimdi Sibirya'nın bilmem neresindeki bir köyde
Muhammed'i duymamıştır adam, duymayabilir yani. İşte bilmem nerenin, bizim köylerde, Türkiye'de bile böyle köyler var. Belki bugün biraz zor ama bundan 15-20 sene evvel çok rahat vardı. 20-30 sene, 40 sene evvel çok rahat vardı. Yani oraya bir şey yetişmemiş, bir tebliğci yetişmemiş. 1923'ten, 25'ten sonra ne kadar hoca var, alim var, bir iki kelime bilen var, hepsini öldürmüşler. Ondan sonra gelenler ne Muhammed'i biliyor ne Allah'ı biliyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yani adeta bir fetret devresi. Sibirya'da bilmem nerede, dünyanın ücra köşelerinde, ormanlarda bilmem nerelerde, buralarda duymamış olanlar olur. Onlara la ilahe illallah kafi gelir. Ama radyosu var, gazete haber alıyor, radyodan haber dinliyor, bilmem ne diyor. Bir İslamiyet duvar. Peygamberlerin adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duysa artık o adama la ilahe illallah demek kafi gelmez. Muhammedun Resulullah deyip tasdik edecek ki helaketten kurtulsun, felaketten kurtulsun, ehli necat olsun. Yoksa olmaz. Biliyorsunuz bir neydi? Dinler arası diyalog. Üç. Şimdi onlar Allah'a üç diyor. Biz de bir diyoruz. Gelin ortasını bulak. Diyalog, diyalog ya. Onların üçünden birini at, bizden birine iki ilave, bir ilave et. İki. İki de eyvallah mı? Eyvallah, tamam. Dinde böyle şey olur mu ya? Din oyuncak mıdır? İmandır, iman. İmanda oyun olur mu? Şüphe olur mu? Tebeddülat olur mu? Amerikan parası, NATO imkanları insanı böyle yapıyor yani.